Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vel âkıbetu lil muttakîn ve la udvâne illâ alel zâlimîn. Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Men ahabbe lillah ve abgaza lillah ve mena'a lillah ve a'ta lillah fakat istekmelel iman ya da ennel mutahabbu nefiyye. Kıyamette Allah Teala nida ediyor. Mutezavirun, mutecalisun, mutahabbun birbiriyle oturanlar, sohbetleşenler, ondan sonra birbirini sevenler. Ama ne için? Sadece Allah için birbirini sevenler. Allah için birbirini ziyaret edenler, Allah için birbirine sohbetleşenler. Nerede diyor? Ki o dediği yerde de bütün insanların hesabını beklediği yer. En dehşetli yer. Ya Allah Teala kimseye yaşatmasın ama 3 hafta önce mi? Böyle bir sıkıntı yaşadım. O sıkıntı belki orada göreceğimiz sıkıntının milyonda biri belki. Hani kitaplara falan bakıyorum. Kabir azabı şöyle, cehennem azabı böyle, haşirdeki bekleyişteki azap şöyle. O bekleme esnasındaki o sıkıntılar vesaireler, o bunalım, o endişe yok oluyor. Nerede benim için sevişenler? Nerede benim için birbirini ziyaret edenler? Nerede benim için sohbetleşenler? Onlar hesapsız cennete giriyor. Yani o insanların endişeli beklediği esnada hesapsız cennete giriyor. Bunun için 3 tane temel şartımız var. Yani birbirimizi Allah için seviyor muyuz? Ya da İslam kardeşliğini güzel bina ediyor muyuz? 3 tane temel şartımız var. 3 temelimiz var. Bu 3 temel üzere oturtacağız sevgimizi. Bu 3 temel üzere oturtacağız kızgımızı. Men ahabbe lillah ve abgada lillah. Bu 3 temel üzere birbirimize ikram edeceğiz veya birbirimizden ikramı alıkoyacağız. Ya da harcamamızı yapacağız veya yapmayacağız. 3 tane temelimiz var. Birincisi ihlas. İhlas. Halasa kelimesi kurtulmak manasında. Halis oldu, kurtuldu diye söyleniyor. Halis zeytinyağı hepimiz biliriz. Ben özellikle bunu söylüyorum akılda kalsın diye. Yazar işte 5 litrelik halis zeytinyağı. Ne demek o? İçinde başka karışım olmayan zeytinyağı. Yani temizlenmiş. İçinde başka bir şey olmayan. Temiz. Amelin temizine de ihlaslı amel deniyor. Bu amelini temizleyen de halis amel işleyene de muhlis deniyor. Halis. Halis, ihlas. Ne demek ihlas? Allah'tan başka mükafat ve cezayı kimseden talep etmemek. Hani birbirimize selam veriyoruz. Selamun aleyküm kardeş, nasılsın, iyi misin? Selam verirken bir hesabımız var. İlla ki bir hesabımız var. Adam yüzünü ekşitti. Ben selamun aleyküm dedim, adam yüzünü ekşitti, kafayı çevirdi. Aleyküm selam dedi ama öylesine dedi. Arkasından nasılsın kardeş diyebiliyoruz mu? Diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Adamından beklentimiz, adamın güler yüzle sen selam verdin mi? Senin selamının güzelliğiyle cevap vermesi değil mi? Ne oldu? Orada ne yaptık? Adama selam verdiğimizde adamın bize güler yüzle, muhabbetle selamımızı almasını bekledik. Yani mükafatımızı kimden bekledik? O adamdan bekledik. Örnek olsun diye söylüyorum. Selamun aleyküm dediğin adam yüzüne ekşitti, aleyküm selam dedi. Olur ya, belki o anda kriz geçiriyor. Belki o anda başka şeyler düşünüyor. Belki o anda derdi daha büyük. Belki seni görmekle mutlu olmadı. Her şey olabilir. Ondan, yani karşıdan karşılığı beklemeksizin. Sadece ne için selam veriyorum ben? Allah için selam veriyorum. Selamun aleyküm dedim. Adam ister selam alsın, ister almasın, ister yüzünü çevirsin, ister şöylesin, böylesin, hiç umurumda değil. Ben mükafatımı Allah'tan aldım mı? Aldım. Diğeri umurumda değil. Yani mahlukatın
övgüsünü, sövgüsünü sarf-ı nazar ederek. Sarf-ı nazar ne demek? Oralı olmamak demek. Ya yani onu düşünmemek demek. Yani mahlukatın, insanların veya diğer mahlukatın övgüsünü, sövgüsünü kabul etmeden, beklemeden hareket etmek, mükafatı da cezayı da Allah'tan ummak nedir? İhlastır. Dolayısıyla birinci ayağımız ihlas. Öyleyse selam versek de, selamı kessek de ihlas üzere selam vermemiz lazım. İhlas üzere oturup kalkmamız lazım. İhlas neydi? Allah'tan başka kimseden mükafat veya ceza beklememek. Birine 10 lira para verdim. Ama borç verdim. Ama borcumu ödedim. Değil mi? Ama cebimden öylesine ikramda bulundum. 10 lira para verdim. Adamdan bana iyi muamele etmesini bekliyorum, değil mi? Ya adama borç para verdik. Adam kalkıp da bize eyvallah etmedi. Ya da adama borcumu ödedim. Ya herif aldı cebine attı hiç. Ya hoş getirdin meşgulü. Ya zaten benim vazifem o. Allah Teala emretmiş borcunu öde diye. Değil mi? Ama bekliyoruz bak. Kuldan bekliyoruz. Kuldan beklediğimiz için ihlasımız eksik oluyor. İhlas eksik olunca da tavukların birbiriyle didişerek yemlendikleri gibi dünya menfaatinin peşinde koşuyoruz. Önümüzdeki öbeği görmüyoruz da arkadaşımızın, dostumuzun ağzındakine bakıyoruz. Onu çalmaya çalışıyoruz. Üstad Rahmetullahi Aleyh hep öyle bahsederdi. Tavuk cemaati derdi. Tavuk cemaati gibi olmayın. Burada bir öbek var, yem var burada. Mesela bilmiyorum şimdi pek kalmadı ama eskiden hemen hemen her evde veya her mahallede bir kümes olurdu. Kümes hayvanlarına da biz evimizin artığını götürür bırakırdık önlerine tavukların. Tavuk, horoz vesaire. Burada çok ibretlik hareketleri vardı. Tavukların. Hayvanların hepsi öyle. Sırtlan da öyle. Aslan da öyle. Belki mikrop da öyle. Biz mikroskopla görsek, baksak belki onlar da öyle. Yem bulduğu zaman orada sebat ediyor. Yem bittiği zaman başka bir yem peşine gidiyor. Bu arada önünde bir öbek yem olsa bile yanındakinin ağzına bakıyor. Onun ağzına bir yem gitti, ona saldırıyor. Ya önünde var bir şey, leş var, o leşten ye. Yok, hayır. Yanındakinin ağzına bakıyor. İşte biz de muamelemizde ne yapıyoruz? Arkadaşımızın cebine bakıyoruz. Arkadaşımızın elbisesine bakıyoruz. Arkadaşımızın davranışına bakıyoruz. Sana ne? Allah Teala arkadaşın sana nasıl yaptı diye sormayacak ki. Sen ne yaptın diye soracak. Değil mi? Bana ey Said sen ne yaptın diye soracak. Ey Said bu kadar cemaat sana ne yaptı diye soracak mı Allah Teala? Yok. Sen onlara ne yaptın diye soracak. Dolayısıyla kendimden sorumluyum. Ben ağzımdaki lokmaya bakayım. Kendi elimdeki, önümdeki lokmaya bakayım. Öbek varsa sağa sola bakmama gerek var mı? Yok yani. Ama bakın hayvanat ne yapıyor? Leşin üzerine kavga ederler. Sırtlanlar da öyledir. Tavuklar da öyledir. Horoz bir taşı alır, kıt 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 bağırır. Bağırınca bütün orada ne kadar tavuk mavuk varsa hepsi başına toplanır. Yem zanneder, yem. Taşı bırakır, orada işini görür. Dünya menfaatine çağırıyor. Ama kendi menfaati, onun menfaati değil. Pastaya çağırıyor da seni yemek için çağırıyor veya senden menfaatini elde etmek için çağırıyor. İşte bunlar yoksa bir insanda ihlas var. Bunlar varsa ihlas yok. Karşılığını kuldan beklemeksizin. Hayır olsun, şer olsun. Mükafat olsun, ceza olsun. Karşılığını kuldan beklemeksizin. Sadece Allah'tan beklemenin adı nedir? İhlastır. Birinci ayağımız ihlas. İkinci ayağımız, ikinci temelimiz veya ikinci direğimiz teslim. Kime teslim? Kime teslim? Allah'a teslim. Allah'ın dinine teslim. Allah'ın dinine teslim olduğu için Allah dinini en güzel öğretene teslim. Yani bizim en büyük öğreticimiz kim? Bize en güzel eğitimi veren kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil mi?
Üsve-i hasene. Her türlü güzellik onda toplanmış mı? Toplanmış. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek, onun emrine teslim olmak da ne oldu? Allah'ın emrine teslim oldu. Onun dinini öğretenlere teslim olmak da yine aynı şekilde Allah'ın dinine teslim, Allah'ın emrine teslim olur. Dini en güzel tatbik edip, dini en güzel öğreten kişiye teslim olmak da Allah Teala'ya teslimdir. İkinci ayağımız teslim. Dünya menfaat için değil. Geliyor adam, diyor ki, kardeş ben sizin aranıza girsem, işte şuradan 10 tane müşteri kapar mıyım? Hesabını böyle yapıyor. Ondan sonra aslında paraya teslim ediyor kendini. Değil mi? Dini güzel yaşamakla ilgili bir gayreti yok. Öğrenmek ile ilgili bir gayret. Herkes öğreniyor zaten. 3 ay geçti mi maşallah Allame-i Cihan oluyoruz. Kime teslim olacağız? Dini güzel tatbik edip güzel anlatan kişilere de teslim olacağız ki onları önümüze üsve olarak göreceğiz. Örnek olarak göreceğiz, koyacağız ki onlar gibi olalım. Sultan Fatih'i örnek almayan bir adam komutanlık yapamaz. Sultan Fatih'in emirlerini tatbik etmeyen adam onun askeri olamaz. Teslim ama onda da yine Allah Teala'nın emrine muvafık olduğu halde teslim. Ne yapıyoruz biz namazda? Normalde İslam dini şirki kaldırmış değil mi? Yani şirk İslam'la birlikte en büyük günah olarak, en büyük kabahat olarak sayılmış. Allah Teala'nın affetmediği en büyük günah şirktir. Allah'a ortak koşmaktır şirk. Namaz kılarken önümüzde imam var. İmama mı tabi oluyoruz? Evet. İmama mı secde ediyoruz? Hayır. İmamla birlikte Allah Teala'ya secde ediyoruz. Ha, imam şöyle kenara oturdu da komut verdi, sen yatıp kalktıysan o şirke götürür. Ama imamla birlikte, imamın tekbirleriyle yatıp kalktıysan imamın emrine teslim olmakla Allah Teala'nın emrine teslim olmuş olursun. İnşallah anlaşılmıştır. İkincisi teslim. Dolayısıyla halkanın başında teslim olacak biri yoksa o halka dağılmak mecburiyetindedir. Birbirimizi severken neye göre seveceğiz? İhlas üzere sevdik, tamam, mükafat, ceza beklemedik ama bir yerde bir emir içerisinde toplanmamız lazım. Bir araya gelmemiz lazım, bir araya birbirimizi getirmemiz lazım. Dolayısıyla bir şekilde bir şeye teslim olmamız lazım ki o teslim olduğumuz ipin çevresinde birleşelim. Değil mi? İp yoksa tanelerin bir kıymeti var mı? Hadi inci tanesi ipe dizmedin, savruldu gitti. Tavuk onu yedi mi tavuğun kursağından geçen kadar kıymeti vardır. Başka bir kıymeti yoktur. Dolayısıyla Allah Teala'nın ipine sımsıkı sarılıp Allah Teala'nın dinini tatbik etmekte de ne yapıyoruz? Özellikle insanın bir imam etrafında birleşmesi lazım ki namazı sahih olsun. Yine bir imam arkasında yürümeli ki yolu sahih olsun. Kafile başkanı koyuyorlar hacca götürürken, öyle değil mi? Niye? İnsanlar başı bozuk davranmasın. Bilmediklerini birbirlerine sorarak öğrensin. Bu arada en bilgili, en önde bunları şunu yap, şuraya şöyle otur, böyle kalk. Şu saatte yemek yiyeceğiz, bu saatte yürüyeceğiz, bu saatte tavaf yapacağız. Her hal ve kârda mutlaka bir imam gerekir. Dolayısıyla iki mümin birbirini seviyorsa, iki mümin sevgiyle bir araya geliyorsa, bir tanesi daha güzel dini tatbik etmek açısından öbürünün abisi olur, reisi olur, imamı olur. İnşallah anlaşılmıştır. Dolayısıyla teslimiyet de orada devreye giriyor.
Tamam, bir karşılık beklemedik, birbirimize selam verdik, bir araya geldik. Bu sefer hangimiz daha güzel biliyor ve tatbik ediyorsa o bir adım önde, onun tekbiriyle oturup kalkmak lazım. Yok ben senden daha öndeyim, sen benden daha geridesin falan diye kavga etmeye kalkarsak ne olur? Birbirimize teslim olmayı bilemezsek ne olur? Dolayısıyla zayıf mümin, kuvvetli mümine teslim olmak mecburiyetindedir. Yoksa tavuklar gibi oluruz. Birbirimizi didaklamaktan yem yemeye fırsatımız olmaz. Üçüncüsü de muhabbet. Muhabbeti herkes biliyor. Sevgiyi. Bilmeyen var mı? Bunu da Allah için sevmek. Sevgi meyletmek demek. Yönelmek, meyletmek. Bir şeyi aşırı arzu ettin mi, gönül olarak ona meyletmişsindir. Aşırı arzu ettiğin şey senin sevdiğindir. İştahlandıysan o senin sevginin göstergesidir. Sevdiğimizde Allah için sevmek şartıyla olması lazım. Allah'ın sev dediğini seveceğiz. İnnemâ evlâdukum ve emvâlukum fitnetun lekum fahzerûhum. Mallarınız ve evlatlarınız sizin için imtihan kaynağı olur. Fitne olabilir. Fitne imtihan demek. İmtihan, sınav, sonucunda kaybetme ihtimali olan her türlü denemenin adı fitnedir. Allah Teala bizi deniyor, sınıyor ve sonucunda mükafat veya ceza verecek. Onun rızasına muvafık hareket ettiysek mükafatı hak ediyoruz. Yoksa cezayı hak ediyoruz. Dilerse cezalandırır, dilerse affeder. Affını talep ediyoruz Allah Teala'nın. Affı daha geniştir. Dolayısıyla sevdiğimizin de Allah Teala'nın hoşnut olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. Elimizi uzattığımızda yine aynı şekilde elimizi uzattığımızın amacı, neden elimizi uzattık? Dünya menfaati için mi, ahiret menfaati için mi? Neden selam verdik? Dünya menfaati için mi, ahiret menfaati için mi? Neden birbirimizin sözüne inandık, arkasından gitmeye kalktık, dünya için mi, ahiret için mi? Bu meylimiz eğer Allah için olursa gerçek sevgi olur. İhlas, teslim ve muhabbet bir arada olduğu ömür geçirdiysek, arkamızda bıraktığımız, dünyada arkamızda bıraktığımız kişiler er geç bizimle beraber cennete girer. Ya da önden gönderdiklerimiz orada, ya Rabbi arkamda bıraktıklarımı da mağfiret et, beraber bizi cennete al, bizi üzme der, beraber yine cennete girer. Önden de gitse, arkadan da gitse karlı. İhlas, teslim ve muhabbet. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Bu üçü bir arada olursa cemaatleşme olur. Bu üçü bir arada olursa uhuvvet olur, kardeşlik olur. Bu üçü bir arada olur ve bu aklımızdan çıkmadığı halde hayatımızı devam ettirdiysek, ölsek de cennetteyiz. Sevdiğimiz kim varsa, bu manada sevdiğimiz kim varsa onlarla beraberiz. El mer'u me'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraber. La havfun aleyhim ve la hum yahzenun. En son bu cümleyle bitirelim. La havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Havf, korku demek. Cennetlik insanlarda ya da Allah için birbirini sevenlerde havf yok. Yani işte dünyada belli bir hayat yaşamışız. Dünya tarlasına ekin ekmişiz. Onun meyvelerini mahşerde beklerken görüyoruz. Hesaba çekildiğimizde tartıya giriyor. Cennete hak ediyoruz, cennete giriyoruz. Bazen hiç hesap görülmeden direkt cennete girmek de var. İnşallah onlardan olur. Çünkü hesap vermek çok zor.
Havf ne demek? Havf yoktur onlara. Yani korku yoktur. Yaptığın işle ilgili Allah Teala mükafatını verecek. Bütün amellerini makbul kılmıştır hükmü konuyor. O bir. Yani mahkemeye girmiyorsun bile. Ya da mahkemeye girsen bile kazanacağını biliyorsun. Kanunsuz hiçbir şeyin yok. Göğsünü gere gere gidiyorsun, mahkemeden direkt cennete uğurlanıyorsun. Havf bu. Mahzunluk ne? Mahzunluk yok birbirini sevenlere. Ya da Allah için yürüyenlere, müminlere. La havfun aleyhim ve lahum yahsenun. Mahzunluk. Hazan mevsimi ağaçların yapraklarından ayrıldığı mevsimin adıdır. Ağacı güzel gösteren nedir? Yapraklarıdır. İnsanı güzel gösteren de nedir? Etrafındaki dostları, ahbapları, sevdiği, anası, babası, çocuğu, çoluğu, komşusu, beraber oturup kalktığı arkadaşları, dostları, bunlar yaprakları gibi. Cennete bunlar tek başına girmiyor işte. Cennete biri hak ettiyse, birbirini güzel sevdiyse, sevdiği kişiyle beraber giriyor. Onunla mahzunluk yok. Onunla ayrılık yok. Üstad Rahmetullahi her zaman onu söylerdi. Oğlum dünya darul firak. Yani ayrılık dünyası. Orada beraberiz. Burada güzel yaşayalım ki orada beraberce Allah Teala'nın ey kullar girin cennetime dediği kişilerden olalım. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.